işçi grev yapıyor mesela. İslam'ın iş hukukunda grev yoktur. İşçi kendi ücretini artırmak için grev yapıp da yüz binlerce insanın muhtaç olduğu malzemenin yapımını durduramaz. Görüyor musun? Yani def-i mazarrat, celbi İslam hukukunda mazarratı yani umuma zarar veren hadiseleri önlemek için hususi insanların davranışları sınırlanmak vardır. Celbi menfaat, bir işçi maaşına biraz zam alacak diye, şahsi bir istifade edecek diye, bir celbi menfaat, ufak bir menfaat celbedecek diye, yüz binlerce insanın muhtaç olduğu gıda maddesini, yağın üretimi durduramaz. Mazarratı önlemek için bu işe meydan veremezsin. Def-i mefsedet, celbi menfaatten evladır İslam hukukunda. Bunlar buna imkan yoktur. Ama bu olmaması sebebiyle işçiyi de kesinlikle sömüremezsiniz, işçiyi mahvedemezsiniz. İşçinin evini, ihtiyacını ihmal edemezsiniz. Evi olmayan bir işçi, evlenemeyen bir işçi, kızını gelin edemeyen bir işçi, oğlunu evlendiremeyen bir işçi size üretim vermez. Size üretim sağlayabilmesi için işçinin ev derdi olmayacak. Kızını gelin edebilecek, oğlunu ev verebilecek hiçbir sıkıntısı olmayacak. Sıkıntısı olan sıkıntısı iş yapamaz. İslam hukukunu söylüyorum. Grev yapıyor bugün mesela, toplu sözleşme. İmza işverenle işçi temsilcisi bir sözleşme, taahhüt, muahede imzalıyor. Bir miktar ücretine zam alıyor. Ama kim karlı, kim zararlı burada? Hemen fabrikatör efendi, zengin efendi, işçiye verdiği ücreti hesaplıyor, o fabrikadan çıkan malın maliyetine ilave ediyor. Bir şey kaydetmiyor ki. Bir şey kaydetmiyor ki. Yine işçi kaydediyor. Yine zulüm devam ediyor. Her bir grev zulüm getiriyor. Ve bu zulmü cemiyet ödüyor. Toplum ödüyor bu zulmü. İşçiyle işveren arasındaki çekişmeyi, boğuşmayı toplum ödüyor. Memleket mahvoluyor. Ne demektir bu? Bir köşe kapmaca oyunu oynanıyor. Evet. Zenginlere, işverenlere faturanı kendin tut, defterini kendin tut diye söylüyor. O da defterini kendisi tutuyor. 5 milyon kazandıysa 5 kuruş kazandım diye yazıyor. Bunu kim tespit edecek? Vergisini ona göre çıkarıyor. Bugün zengin sınıfı hakkıyla vergi vermiyor. Bunu ispata kadiriz her zaman. Vergi vermiyor. Devlete vergiyi veren iki sınıftır. İşçi memur. Bu adaletsizliği kaldırmadan kimse cennet beklemesin. Kimse huzur beklemesin memleket. Düşünebiliyor musunuz her akşam televizyon aynasında dakikalarca devam eden rezaletler şeridi var. Rezaletler şeridi. Yani reklamlar şeridi. Reklamlar demeyin, rezaletler şeridi deyin. Ne fahişeler reklam ediliyor, ne fuhuş manzaraları, ne faizler, ne gavurluklar reklam ediliyor orada, ne zulümler reklam ediliyor. Dakikasına 200 bin lira para ödüyorlar. Dakikasına 200 bin lira para. Reklam paraları. Malını reklam ediyor, fabrikasını reklam ediyor, müşteri topluyor, satıcı, alıcı buluyor, durmadan reklam ediyor. TRT'ye ödediği reklam paralarını masrafa çıkıyor, vergiden düşüyor hain. Görüyor musunuz? Bu ne pis sistem bu? Bu ne pis sistem bu? Böyle sistem mi olur? Böyle adalet mi olur? Böyle ahlak mı olur? Böyle cemiyet mi olur? Bunlar İslam'ın cenneti. Ben her zaman söylüyorum, bu cenneti İslam'ın cenneti değildir. Bugünkü insan, bugünkü sokak, bugünkü cadde, bugünkü çarşı, bugünkü dükkan, bugünkü fabrika İslam'ın değildir. İslam'ın dışında kurmuştur. Elbet zulüm olacak. Evet. Öteden bakıyorsunuz bir zengin kafasına koyuyor. Gideyim de falan yere bir ortaokul yaptırayım. Ortaokul yaptırayım, okul yaptırayım diyor. Okulu yapıyor, kendi ismini falan oğlu falan ortaokulu. Kendi ismini de okula veriyor. Diyelim ki okul 5 milyona çıktı, o masraf defterini kendisi diyor ya, 5 milyona çıktıysa okul 25 milyona çıktı diye yazıyor oraya. Ya bunu vergiden düşüyor, bunu vergi olarak vermiyor. Hem reklamını yapacaksın, hem de devlete vergi vermeyip vergiden kaçıracaksın bunu. Bu ne pis kanun, bu ne sistem. Böyle bir cemiyette huzur olmaz,
İşçi sınıfı sömürülüyor tabii ya. Tabii isyan edecek. Tabii gidip Lenin'e, Stalin'e sığınacak. Kime sığınsın? Nereye sığınsın başka? Tabii Taksim Meydanı'na Lenin'in resmiyle gidecek. Neyle gitsin başka? Sen ona İslam'ı anlatmadın. Adalet vermedin. Hakkını, hakikatini Allah'ı, peygamberi öğretmedin. Tabii Lenin olacak. Bunlar işin acı tarafları. Bunlar işin felaket tarafları. Evet. İşte aziz ve şerefli kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu esaslar dahilinde işçi haklarını tanzim etmezseniz, kesinlikle huzuru, asayişi, emniyeti temin ve tesis edemezsiniz. Boşluklar kalır ve bu adaletsizlik içinde memur vazife yapmaz. Ruhi bunalım geçirir. Ruhi bunalım. Gidin şimdi bir devlet dairesine, bir işiniz var mesela, bir evrakınız imzalanacak, daireye gidiyorsunuz devletin dairesine. Karşınıza o ruhi bunalımların, o ruhi depresyonların, sıkıntıların bir bunalım işareti olarak tepeden tırnağa boyanmış, cilalanmış bir hanımefendiyi karşınızda buluyorsunuz. O kadın da dikkatleri çekeyim, yalnızlıktan kurtulayım, sıkıntım gitsin diye durmadan boyanıyor, durmadan cilalanıyor. Dikkat çekeyim diye bunu yapıyor. O kadın evde yalnız, iş yerinde yalnız, sokakta yalnız kalıyor. Yalnız kalmamak, insanların dikkatini çekmek için ne yapmak lazım? Durmadan boyalanmalı, cilalanmalı diyor. Eksibiyotizm diyorlar buna Avrupa'da. Eksibiyotizm, açık saçıklık hastalığı. Teşhircilik. Yani herkes görsün de benimle meşgul olsun, ben de seviliyorum. Beni de seviyorlar desin diye. İslam bunu kabul etmez. Karşınıza bir memure hanım çıkıyor. Kadın efendi çıkıyor, tepeden tırnağa bir yerli otomobil gibi boyanmış, silahlanmış, karşınıza çıkıyor. Onun bütün arzusu dudak boyası, tırnak cilası. Siz elinizde evrakla böyle, kardeşim şuna bakar mısınız diyor, o aynayı almış dudağını koyuyor devletin masasında. Keyfine bakıyor. Çalışmak istemiyor, niye? Boşluk var diyor. Ve benim diye imza atacağım bu zengin devlete vergi verimi ben veriyorum, öyleyse ben de yapmayacağım diyor. Buhranı var, sıkıntısı var. İş sınıfına, iş veren sınıfına hiç biliyor. Kim taşıyor bu? O boşluğu görmüş ya adaletsizliği. Niye ben de çalışayım diyor, ben de çalışmayacağım diyor. Ve cemiyette ne nizam kalıyor, ne intizam aziz kardeşlerim.